şeyimiz var, destanımız var. Ve biz bu ilafeti dünyadaki her ulustan daha fazla çok iyi biliriz. Biz dinimizi herkesten daha iyi biliriz. Arap alimleri, bilimleri, samimi olanlar derler ki, Türkler Müslümanlığın abileridir. Böyle bir abilik taşımışız Müslümanlık konusunda, şeriat konusunda binlerce sene. 1100 sene, bu az değil. Ve bu elbiseyi denemişiz. Denedikten sonra Atatürk gibi Türk milletinin en büyük şansı olan büyük bir lider tarafından bu denenmiş elbisenin artık müzeye kaldırılma zamanı gelmiştir arkadaşlar, denilmiştir 1927'de. Ve şeriat müzeye koyulmuştur. Türk milletine uygun olmadığı gibi dünyadaki hiçbir devlete ve milletlere de uygun değildir. Onun için Atatürk Cumhuriyeti layık cumhuriyettir. Allah'la kişi arasında üçüncü bir kişiye ve bunun siyasi, idari, devlet idaresi anlamında yönetilmesine izin vermez Türkiye Cumhuriyeti. Bu anlamda o dönemde dünyadaki bir sürü batılı emperyalist ülkelerin demokrasilerinden de daha ileri cesur bir demokrasidir. Türk demokrasisi. En cesur adımı da kadınlar konusunda atmıştır. Türk kadınına verdiği haklarla Kurtuluş Savaşı destanını yaratan o analara, çünkü onlar herkes tersini söyler, yukarıdan aşağı vermiştir. Hayır, Türk kadını kendi bileğiyle almıştır onu. Cephede erkeği öldüğü halde cephaneyi taşıyarak bu hakkı almıştır. Ülkesini kurtararak bu hakkı almıştır. Ve üretime katılarak, cephedeki savaşan askere cephane üreterek. İşte bu haklarını almış kadınlar, geçen gün 8 zinde olan toplantıda da orada dinledik. Bir Atatürk insanı kızı konuştu. Ayşe Anvar, benim annem gibi. Annemden de 4 yaş küçük. Annem der ki, bugün Cumhuriyet Türk kadını olarak, annem şunu söyler, Türk kadını olarak biz her zaman Türk kadını olmanın gururunu yaşadık Atatürk sayesinde. İş sahibi olabilmeyi öğrendik, erkekle eşit olmayı öğrenebildik ve bizi kocalarımızın veya erkeklerin, ataerkil düzenin bize baskı yapmasını engelledik. Atatürk sayesinde yaptık bunu. Atatürk'ün kadınlar konusunda, laiklik konusunda getirdiği devrimle bunu yaptık. Ve Türk kültürüne de bu çok uygun bir şeydi. Yüzyıllardır biz Türkler kadına her zaman eşitlik vermişiz, kanlık vermişiz, hanlık, sultanlık vermişiz. Ve kol kola eşitizdir. Evde aile reisi Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasayı okursanız erkek değildir. Kadınla erkek ortaktır. %50, %50'dir. Şimdi bizde bildiğimiz şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Kadınlarımız 1930 meclisinde 30 tane milletvekilimiz varken Kanada'da 1953'te kadınlar yeni oy kullanma hakkı kazandılar. Şimdi bunları mukayese ettiğimiz zaman Atatürk'ün getirdiği devrimlere bağlı olmamız gerektiğini ve bunu savunmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekir. Ve bugün Cumhuriyeti kurtaracak olan yeni bir şey belki söylüyorum sizin için. Bir tek siyasi güç vardır arkadaşlar. Hiçbir parti değildir. Konuşmak, fırsatı vermek ve aynı bak bizleri de üye kabul etmek sizin federasyonunda. Ki sizlerle paylaşalım bu acı günü. Aziz kardeşlerimiz, değerli Türk milletinin ölümsüz lideri Ulu Önder Kemal Mustafa Atatürk'ün, Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu, maddi varlığının aramızda ayrılışının 71 yıl dönümünde, yıl dönümünden onun üzüntüsü en derinden hissediyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz bugün. Bu arada sizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri var bizler hakkında, ki Irak Türkmenleri ve Musul ve Kerkük toprağı hakkında. Onları hatırlıyoruz sizlere. Hatırlamakta yarar vardır kardeşlerim. Suyla yazdırdın
düşmanların mazarın çöldə dağda kazdırdın. Kafirleri aman Allah canlarından bezdirdin. Rahat uyu sana tam biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti düşmanlara satmayız. Çanakkale yolların, Çanakkale yolların mazar ettik düşmana. Çanakkale yolların mazar ettin düşmana. Düşmanları ürküttün, kaçırttın yandan yana. Sen yazdırdın Türk ismin bu alemi cihana. Rahat uyu sana tam biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti düşmanlara vermeyiz. Senin gibi bir lider bir de gelmez cihana. Senin gibi bir lider bir de gelmez cihana. Senin gibi bir yiğit, senin gibi bir yiğit doğurmaz hiçbir ana. Seni sevmeyenlerin gözüne düşsün tana. Rahat uyu sana tam biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti düşmanlara satmayız. Dünya durdukça kalır izin Türkiye'mizde. Dalgalanır o al sancak, dalgalanır o al bayrak, kasaba köylerimizde. Çekinmeden yoluna kurban oluruz biz de. Rahat uyu sana tam, biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti kimselere satmayız. Ben çocukken babam seni anardı. Anlata anlata seni yakın sanardı. Seni andıkça, seni anlattıkça ciğerleri kanardı. Rahat uyu sana tam, biz seni unutmayız. Kurduğun bu vatanı düşmanlara satmayız. Rahat görmez bir gün yolundan, rahat görmez bir gün bu yolundan sapanlar, kasaları doldurup millet bayın kapanlar, gelir bir gün elbet vatanı kurtaranlar, rahat uyu sana tam, biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti kimselere vermeyiz. Seslenir Musul Kerkük, seslenir Musul Kerkük, gel bizi kurtar. Gelemezsen derdimiz yüz katı artar. Orada garip Türkmenler bile izini tutar. Rahat uyu sana tam, biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti düşmanlara vermeyiz. Seni her gün yad eder Türkmen liderler. Hakkında en güzel şeyleri derler. Adım gelse dilime gider bütün kederler. Rahat uyu sana tam, biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti düşmanlara vermeyiz. Sana salam söyler, sana salam söyler Donlupınar, Sakarya, seni özler İzmir, Yozgat, Malatya. Sana maftun olmuş Gümüşhane, Amasya. Rahat uyu sana tam, biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti düşmanlara satmayız. Seni her gün yad eder hep şehitler annesi. Ağlamaktan o her gün kısıldı onun sesi. Ulu önderimiz için tutar her yıl oyası. Rahat uyu sen atam, biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti düşmanlara vermeyiz. Ozan Halit der ki bitmez bu töre. Ozan Halit der ki bitmez bu töre. Allah nasip etse de gidip de göre. Buradan selam olsun Anıtkabir'e. Rahat uyu sen atam, biz seni unutmayız. Kurduğun bu devleti düşmanlara satmayız. Bravo. Bravo. Bir şey daha devam edeyim. Ondan sonra arkadaşlara şey diyeyim. Küçücüksün büyü yavrum. Küçücüksün büyü yavrum, hizmet eyle vatana. Çekinme düşmanlardan, benze kahraman atana. Bu milletin uğrunda canın versen bile az. Geçerken selam söyle yerde şehit yatana. Kanı bozuk var yavrum, alanında dalaşır. Nanat olsun bin defa milletimizi satana. Çalış sen yavrum çalış, elin ver mert eline. Ok gibi ol her zaman milleti dağıtana. Halis söyler Türk'ün soyu,
Dayım gözü açıktır. Soyunu gizleme yavrum, ismini yay cihana. Sağ olun, var olun. Bizim de bir katkımız olsun diye bir web site hazırladık. Bu web site 3 bölümden ibaretti. Birinci bölümde Kanada'da yaşayan bütün dernekleri tanıtım yapacağı burada. İkinci bölümde her derneğe bir tane şifre veriyoruz. Öz haberlerin, öz kamyonetçisine bağlı olan faaliyetlerin orada yansısı. Üçüncü bölümde de toplumumuz siteyle ilgilensin diye alışveriş programı koymuşuz. Bedava herkes şifre alıp orada öz alışveriş işlerinde sürdürebilir. Buna göre koymuşuz ki CT'ye her zaman toplum ilgilensin CT'ye diyor. Şimdi bu CT'de dernek forumu var. Her derneklerden bir çokun koymuşuz oraya. Dernekler ki orada yoktular. Derneklerin adlarını koyduk, e-mail adreslerini, telefonların adreslerini koyduk. Yani bir CT'ye girdikler. Bütün ölkelerle bağlı çalıştık ki her ne derneği olsa olan orada adresi olsun ve herkes çok rahatsa istediği derneğine irtibata geçsin. Adresin indi bir türlü size çatdırmaya çalışacağım kağıt üstünde. Sağ olasın.